Arkadaşlar, bir müzik akademiyle daha yine karşınızdayız. Benim çok eski dostum, aynı zamanda 80 kalibreden ve grup arkadaşım, kardeşim Hidayet Can Özcan'la birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu özel bölüm. Benim için de özel bir ben bölüm. Ben onu soracaktım ya, niye özel? Özel çünkü sonuçta torpilli bölüm. Kendi grup arkadaşım olduğu için. Eyvallah. Yani bir şey mi yapacağız diye. Baştan cıvırttık. Evet. Bir şey yaparız ya. Bugün işte akustik aldık. Mesela tamam. Bir akustik şarkı yaparız. Öyle bir iki çalışıp deneyeyim. Hep elektro çalıyoruz zaten. Bugün de böyle bir değişiklik yapabiliriz. Ama öncelikle programın artık olmazsa olmazı oldu. Gelen müzisyenimizin böyle bir neler yapmış bugüne kadar? İşte eğitimi nedir? Müzik dahilinde ya da müzik dışında eğitimi nedir? Bunları konuşuyoruz. İstersen böyle bir kısa bir geçmişten bugüne. Anlatayım bayağı kısa zaten. Hızlı. Alaylıyım yani. O yüzden şey yok. Ne okudun? Elektrik elektronik mühendisliği okudum ama hı-hı. Son dersleri bıraktım. Yapmadın o işi. Yapmadım. Ama yani. Yazılımla ilgili bir şeyler yapıyorsun. Onu kendi geliştirdin. Yani o tabii evet. O şeyde olmadı. Üniversitede olmadı zaten. Hı-hı. İlgi sardım işte. Bir de benim o dönem küçük bir stüdyom vardı. Belki sen bilmezsin. Hı-hı. Stüdyoya şey amfi almam gerekiyordu. Şimdi müzikten çok fazla para gelmiyor o sıralar. Şimdi de çok fazla gelmiyor da. Müzikte hiç para gelmiyor. O zaman hiç yoktu yani. O anlamda. Yazılım yaparak bazı şirketlere şey sattım, rapor sattım. Rapor yapan bir program sattım. Oradan amfi aldım iki tane. O tatlı geldi hani böyle yazılım yapınca demek ki para kazanılıyor falan gibi. Müzik dışında her şeyden para kazanıyor bu arada. Bir tek müzikten kazanıyor. Ya biz beceremiyoruz daha doğrusu. Yani işte ne bileyim onu da söylemek istemiyorum. Biz yapamıyoruz yani. Bu bizim tamam. Yaptığımız tamam, müzik biz yapamıyoruz. Tamam. Yani şey o öyle olunca biraz yazılıma devam ettim. Tabii ağırlık verdim bir dönemde. Yani o da çok fazla üzerine düşmeyince, sektörün içine tam girmeyince olmuyor. Tam o işi yapmak lazım. Ben de işte stüdyo aç kapat, işte öğrenciler ders falan başlayınca artık iyice müzik tarafına doğru kaydım. İşte bir denge oturtmaya gayret ettim. Provalar başladı. Biraz daha büyüyünce stüdyo. Bu arada grup var mı? Kalibre daha kurulmuş mu? Kalibre tabii mı? Kuruluydu. O zamanlar şey vardı. Erhan Caner falan. İlk ekip. Aha, evet ilk ekip vardı. O zamanlar beraber bayağı bir böyle sımsıkıydık yani. Hı-hı. Hep bir müzik oluyorduk. Yani onlar da benim çok hakkım vardır. Onların da bende çok hakkı vardır. O dönem bayağı zorlu geçmişti. Yaş kaç bu arada? 25 civarı. Yaş. Ben şu anda da sorsan yaşımı bilmiyorum ya. Öyle bir algım yok. Kaçlısın? 81. O zamanlarda işte 2006-2007 falan civarı. Daha yeni işte. Evet. Yeni kurulmuş falan durumda. Doğru tanımış. Anlattığın ruh haline göre yaşı anlayabiliyorum ben çünkü. İş yapmış. Bu kadar böyle tutkun varsa evet 20'li yaşlarda. 30'lu yaşlıyım biraz gevşiyor tabii. Aralar. İlk önce 10 metrekarelik bir yer tuttum. Orada bir tane öğrencim var, hani onun şeyini döndürmeye çalışıyorum, kirasını döndürmeye çalışıyorum. Bir öğrenci yapıyorum. O gelmedi mi her şeyi? Öğrenci de onun farkında, o yüzden hani. Yani o dönem çok geliştim ama. Sabahleyin kalkıyordum, 6 civarı falan, 6-7 civarı o ofise giriyordum. Ailemin de haberi yok bu arada. Başka bir şey de yapmıyorsun, sürekli çalışıyorsun. Tabii canım, yani bir de vakit az ya. Hı-hı. Yani çok saldırıyordum o yüzden. Giriyordum hemen çalışıyordum, akşam öğrenci gelecek çünkü işte karşıya geçmem lazım, orada başka iş var. Hı hı. Oradaki işi bitiriyorum, akşam geliyorum, öğrenciye ders veriyorum, eve gidiyorum falan. Böyle bu tempoyla bir sene geçirince böyle bir vokal açıldı. Ben de tamam bu iş olur dedim. Hem vokal çalışıyorsun hem gitar çalışıyorsun. Ha tabii aynen. Ya gitara onun öncesinde daha düşkündüm. Yani tam böyle gitarist olacağım falan. Sen şeyde. Zaten grupları solo gitarist tabii, olarak giriyordun. 6 sene falan vokalden öyle. Vokalden önce. Aynen. 2000 sene, ya da 99 senesinde tam hatırlamıyorum ya 99 ya 2000'de şeye başladım. Yani barlarda gruplarla beraber sahne almaya başladım. O 6 sene falan sürdü işte 2006-2007. Vokal yapmıyorsun, gitar yok. Gitarist olarak girdim. Aynen. Lead gitarist olarak girdim. Süha diye bir arkadaşım vardı o dönemde. Çok iyi bir gitarist hala. Onunla beraber böyle bir grubumuz vardı. Manay'da ilk grubumuzun adı da. O tabii bir sürü üzerinden grup geçti yani başka bir sürü grubun içine girdim çıktım falan. Sonra baktım gelen giden vokaller içlerinde iyiler de vardı ama mesela bir tanesi Onur diye bir arkadaşım çok iyi bir vokaldir. Mersin'e taşındı. Hmm. İşte başka bir arkadaşım işte başka bir işe başladı falan.
Bir de gelen vokallere bakıyorum, ulan ben daha iyi söylerim ya falan diyorum. İlişkinleniyorsun değil mi? Aynen, yani? Beğenmiyorum da. Arkadaşlarım da bana diyorlar ki yani sen vokal yapma, saçmalama falan diyorlar. Gitarist olduğun için. Tabii yani. Aynen. Yani ben... Hiç onlara söylemiyor musun çabuk falan? Ya söylüyorum da şimdi hiç şey bilmiyorum ya. Hı-hı. Sıfır yani. Mikrofona... Ses çıkarıyorsun. Ses çıkarmaya çalışıyorum ama tutturamıyorum da falan. Detone, sürtone falan. Hiçbir Hı-hı. şeyden de haberim yok. Öyle el yordamıyla bulmaya çalışarak yavaş yavaş geliştirmeye başladım. Çaktırmıyorum da etrafımı çünkü... Vokal yaptığımı anlarlarsa gülecekler. Utanıyorsun da. Aynen öyle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz böyle yani birden bir olmuyormuş bu işler. Böyle yani, şeyler de oluyor. Bana mesela şey sorusu geldiği zaman o konuda çok böyle şiddetli saldırıyorum. Hani ben vokal yapabilir miyim acaba? Ulan ben yapıyorsam sen hala yaparsın şeklinde. Yani her şey çalışmak. O yüzden benim gözümde. Yani çalışarak geldiğim için yani benden çok daha yetenekli çocuklarla karşılaşıyorum ama yeterli çalışma azimleri yok. Mesela. Her zaman başımıza gelen şey. Aynen. Yani yetenek çok şeyi belirlemiyor bu konuda aslında. Yani bunu söyleyebiliriz. O sayede, o çalışkanlık sayesinde o dönemde, şimdi olmayan çalışkandım. Şimdi de çalışkansın ama sorumlulukların arttı tabii, onları da konuşursun. Ya o başka tabii de, o zaman daha çalışkandım. Hmm. Yani şeyde, düşündüğüm şeyler de tek bir odaktaydı. Bir sürü odak yoktu. Sadece oraya odaklanmış, yani yapacağım diye hareket ettiğim için bayağı kısa bir sürede güzel bir yere getirdim. Diyeyim tekniğimi. Tabii o zamanlar biraz daha açlık var, daha hırs var, daha hayaller. Tabii önümüzü bilmiyoruz, görmüyoruz. Hmm. Henüz geçmemişiz yoldan. Tabii bizden daha büyükler diyorlar ya biz geçtik bu yollardan, boş verin falan diyorlar da biz dinlememiz. Biz yapınca olacak. Dinlesen zaten müzikte kalamaz. Dinlememek lazım zaten. Dinlemem. Biz de dersek kimse dinlemesin. Tabii yani. Canım. Yani bu zaten her zaman şey söylüyorum. Yani işte ben bu işten para kazanabilir miyim? Yani çalıştığın her işten para kazanırsın. İyi çalışırsan. Akıllı çalışırsa. Ben şuna inanıyorum açıkçası. Bir işi en iyi yapan insan olursan mecburen seni gelip bulmak zorundadır. Yani, aynen. O yüzden en iyi sonra çalışacaksın. Ben vasatın altında oldum ya da vasat bir insan oldum ama yine de para kazanayım diyorsan sabit bir işe gireceksin. Aynen. O zaman yani aynen. Bu iş zor. Sabit sen bir ben yapamayız onu ama işte. Yani sabit bir geliri yok ama eğer işinde çok iyi olursan birçok kişiden de daha fazla para kazanabilirsin. Hatta normal işlerde çalışamayıp da kazanacağın paraları da kazanabilirsin. Özellikle beste yapıyorsan mesela. Yani bir beste yapıyorsun, bir reklamda çalınıyor, bir şey oluyor, bir filmde çalınıyor. Deli paralar kazanılanlar var ama şimdi az tabii. Şimdi bu eğitim meselesi de var ya, o eğitim meselesi aslında belki de küçümseniyor ama mesela benim aynı bölümden mezun arkadaşlarımın aldığı maaşlar mesela benim kazanabileceğimin, kazandığımın altında kalıyor. İşte onu diyorum ya, işte yani... Başka bir şey. Azız biz çünkü. Yani bizim gibi insanlar çok az. Yani keşke senin, çok fazla olsa. Keşke fazla olsa. İşte kocaman ülke. 40 milyon genç var yani. Belki daha fazla. Genç diyeceğimiz insan var ama yaptığımız müziği yapan zaten bir avuç grup var. Yani. Onlar bile dinlenmiyor. Çok ilginç yani. İnsanlar... Aslında birbirimizi dinlememiz lazım zaten ilk başta. Yani olması gereken şey. İşin orasına geleceğiz zaten. Neyse şu özgeçmişi bir atlatalım. Geleceğim oraya. Evet, asıl konuşulması gereken şeyler onlar. Şu özgeçmişi bir atlatalım. Sonra 80 kalibre bir yandan devam ediyor. Aynen. 80 kalibre kuruldu işte. Ben vokal olunca her şey çözüldü. Çünkü vokal bulamıyorsun o dönemde. Ha, ilk dönem nasıl kalibre... bassa... şimdi o zaman da vokaldi yani. Vokal yoktu. 80 kalibre kurulduğunda da mı vokal değildin sen? İlk kurulduğunda vokal dedim de işte tartışıyorduk kendi aramızda ya ben yapayım mı yapmayayım vokal mı falan. Vokal mı bulalım? Aynen yani bir kadın vokal olsun mu falan böyle değişik değişik şeyler. Bir de. Ya grubun adı 80 kalibre bile değildi. Böyle ha, başka bir şeydi. Delga Dinamo'ydu neydi öyle bir şeydi. Böyle bir şeyin içindeydik Caner Basçı Caner. Şimdi bir de Şizofreni biliyorsun değil mi Uğur'un grubu. Onun gitaristi var Erdi. Hı-hı. O da benim grup arkadaşımdı. Hı-hı. Üçümüz beraberdik Caner'le. Orada böyle birbirimize kaynadık. Hani... Kuş olur falan dedik. Neydi adı? Damla diye de bir vokalimiz vardı. Sonra baktık biz şey falan çalıyoruz. Dream Theater, Ezayen falan çalıyoruz. Hani kız da biraz böyle alternatif rock tarzı. Hmm, tarzla uymadı. Aynen tarzla uymadı. Öyle olunca Ozzy Osbourne'du bilmem ne falan derken ben vokale iyice geçtim. Karar da verdim. Tamam ben vokal yapacağım. Madem üstüme görevi aldım bari adam gibi yapayım falan daha deyip çalışmaya başladım. O dönem başladı işte. Sana bahsettiğim dönem başladı. Yani ilk 80 kalibre beste grubu olarak mı kuruldu? Yok, yani cover grubu olarak. Cover grubu olarak kuruldu. 80'leri çok seviyorduk zaten. İsim de oradan geliyor. Aynen. Kafamızdaki fikir şuydu. 80'deki bu güzel grupları, heavy metal gruplarını işte Iron Maiden, Metallica, Manowar,
işte Judas Priest, aklına ne geliyorsa. Onları böyle alalım, karma bir şey yapalım, çalalım, rahatlayalım biz. Barlarda çalalım. Yani enerjimizi atalım falan diye. O yüzden kurduk. 80 kalibre dediğin gibi hani 80 ayar demedik de 80 kalibre dedik. Biraz daha sert olsun metal. Ondan sonra öyle barlarda başladık. 60-70 tane şarkı çıkarttık. Ondan sonra baktık böyle olmayacak. Beste yapalım. Besteler gelmeye başladı. Kurtuluş Zindanı'ndan dönemine. Sen yakalamadın o dönemi ama. Evet. Ben kayıptan sonra geldim. 5 tane şarkı yaptık işte. 5 yanlış hatırlamıyorsam. Onda beş... bayağı takipçi seveni var o albümün. Evet anlamadım. Sende bile yok aslında değil mi o albümün? Yani güzeldi tabii de işte deneme aşamalarıydı. Yani daha Hicazlar falan. Evet Hicazlar ağırlıklıydı. O dönemde çok şey eleştirisi aldı. Çok pentagrama benziyor. Hicaz olunca evet tabii normal. Yapacak bir şey yok. Ha, aynen. Kaçamazsın ondan yani. Evet. Hem heavy metal, Hicaz, dik vokaller. Aynen. Yapacak bir şey yok. Protikan, pentagram falan. Evet Türkçe. İşte öyle olunca biraz daha hani özgün olalım, kopalım, başka bir dal oluşturalım şeyle o şeyden kopmaya çalışma başladı. Kayıt dönemi. Kayıtla başladı zaten her şey. Çok az bir değişim oldu. Kayıtta. Caner Akova vardı gitarist. Çok iyi bir arkadaşım hala. O gruptan koptu. Daha sonra kim gelmişti? Ha Cem geldi. Aha, evet o bir klipteki gitarist. Aha, evet aynen. Klipteki. Aynen. Onunla beraber arada da bir sürü gitarist değişiyor bu arada ama biz hani beğenmiyoruz filan. Grubun içine almıyoruz. Hani deniyoruz. Deniyoruz tabii. Cem'le işte şey tuttu. Kimyamız tuttu. Ondan sonra şey yaptı. 7 seçilmişin tamamını yaptık. Sonra işte başka mevzular oldu, işte stüdyolar açıldı, kapandı, bir stüdyo bize şey oldu, sponsor oldu. Kayıtlar için. Aynen. Biz girdik çıktık falan derken o piyasanın hengamesi var, bir hani cover piyasasının özellikle. O hengamenin içerisinde grup biraz gelince böyle bazı ipler koptu. Hı hı. Tam o sırada Tunç'la tanıştım işte şeyde, sponsor Tunç Korap. Aha Tunç Korap'la tanıştım. İyi ki tanışmışım yani. O da bayağı bir şey değiştirdi. Tabii çok şey değiştirdi o da. O zaten Sabancı'nın sponsor olmasını sandım. Ben de o civarlarda katıldım buradan. Sen de zaten Sabancı'ya geldin. Sabancı'ya giderken beni otobüste aradın. Evet evet. Bir öğrencim söyledi. Canberk sağ olsun. 80 kalibre şey arıyormuş diye, gitarist arıyormuş diye. Ben de işte yaşım büyük ya bayağı bir. Ben 75'liyim biliyorsun. Dedim hani 80 kalibre olsa olsa işte o dönem 25'li yaşlarda falandır diye düşündüm. Hani uyuşamayız. Ben de 35'li yaşlardaydım o zaman. Uyuşamayız diye düşündüm. İşte ısrar etti ya. İlla ara, mutlaka ara diye. Dedim bir bildiği vardır dedim herhalde bu çocuğun başına. Israr etmiyordur. Ama şey diye aradım. Yani şimdi ben sana zaten yaşı sordum ya kaç yaşındasın diye. Evet o çok garip gelmişti lan ya. Ama ya çok... Alo yaşın kaç? Aynen. Çok zor yani. Şimdi düşün ben 35 yaşındayım. İşte 23 yaşındaki ortalama tabii, bir gruba gireceğim. Yani uyum sağlarım, çalarım ederim ama kimyalarımız tutmayabilir. O yüzden ben sana yaşına, sen de işte 81'liyim falan deyince yakın anlaşabiliriz gibisinden. Sonra başladı işte muhabbet. İşte aynen. O tam Sabancı zamanları. Aynen. Oradan sonrası zaten sende var. Bende var işte. O kısaca anlatalım, geçelim. Yani orada Tunç Korap kayıtları yapıyordu. Canlı işte Serkan vardı davulda. Serkan vardı. Bas, Özgürcan vardı. Özgürcan da. O grup bir yeni bir oluşuma girdi. Bir aynen. Sen kalmıştın o zaman eski grupta. Bir de Tülin de eskiden sözleri yazıyordu ama daha aktif hale geldi Sabancı'da. Mesela Ölüm'ün bütün sözlerini sildik. Eski sözlerini tamamen sildik. Tülin baştan, orada devreye girdi. Aynen. Orada sözler. Çok aktif bir şekilde devreye girdi.
Hatta birkaç parçanın daha şarkı sözlerini elledi yani orada. Bayağı değişti aslında orada. Orada komple yenilendi grup. Aynen. Do diyezi aldık filan. Hah, bir de o var. Şu anda zaten işte gitarlarımız da duyuyor. Özellikle do diyezi aldım bunları. Bu fikri de şey vermişti. TNT Müzik'ten Özgür Kartal var. Onlar da o... kapandı. Bak, bütün dükkanlar yani. Kapandı yavaş yavaş. Küçük dükkanların çoğu kapanıyor değil mi? Yani, doğru. Sadece değil. Büyükler kaldı. Şimdi niye do diyez oldu gitarlar? Şimdi güncel metal mevzusu var ya hani sound bound falan. Pesleşiyor değil mi daha? Evet. Yani artık mi eskidi, çok fazla kullanıldı hesabı. Bir de tenorun hani tam oturduğu yer falan gibi bir mevzu vardı. Böyle çok küçük bir konuşmaydı o. Yarım saatlik bir konuşmaydı. TNT Müzik'te yapmıştık. Siz en iyisi do diyeze çekin şeklinde kalmıştık. Niye do diyez mesela? Do değil, re değil. Onu şey olarak incelemiştik. Do'da evet. Do'da daha melankolik bir hava yaratıyordu. Tonun şeyinden, hissiyatından. Tonun hissiyatından kaynaklıydı aynen. Daha karanlık olsun diye do diyezi yani daha gergindi do diyez. Do diyezde öyle mi hissediyorsunuz? Evet. Yani. O çok önemli çünkü işte bütün minör tonları aynı gibi düşünen varsa içinizde her tonun re minörün ayrı bir re minörün ayrı bir duygusu var. La minörün apayrı evet, duygusu, mi minörün apayrı bir duygusu var. Hepsi minör olmasına rağmen şarkı aynı gibi gelebiliyor ama o herhalde o aralığın olduğu yer kayıyor. Harmoniklerle alakalı galiba. Yani olabilir. Aralığın olduğu yer kayıyor mesela. İşte la la çalırken buradayken işte do diyez çalıyorsun, buralarda oluyorsun ya da buralarda oluyorsun. Ya şey gibi, gitarda hani bir sürü aynı nota var. Oktavdakiler birbirlerine daha yakın filan. Bazı parlak tınlıyor, bazı parlak tınlamıyor. Hatta aynı oktavda iki tane nota var mesela. Evet, rengi farklı oluyor. Rengi farklı oluyor filan. O işte harmonikle alakalı aslında. Orada do diyeze karar kıldınız ama tabii besteler önce yapıldığı için hepsini do diyeze çekemedik. Yemedi. Olmadı yani. Kayıp falan oldu. Oldu. Diğerleri çok çığlık çığlığa oldu yani. Judas Priest albümü gibi olacaktı. O yüzden onları mide tuttuk. Mide kaldı onlar. O aslında bizim için bayağı bir zorluk da oldu konserlerde. Evet, tabii. İki gitar götürmemiz gerekiyordu bir kere. Hepsini çalabilmek ama şöyle için. Bir şey var. Onları hatırlıyorsan do diyezleri mide de çalabiliyoruz. Eski haliyle. Ha mecbur kalınca çalıyorduk. Mecbur kalınca öyle yapıyorduk. Aynen. Ama yani illa do... Çünkü bir sonra işte Şafak'la gelenler vesaire... Onlar do diyezi. Onlar komple do diyez bir sonraki albüm. E şimdi öyle olunca... Orada illa... mi çalabildiklerimiz var. Artık yokluktan, zor şartlardan her şeyi yapabiliyoruz. Evet, mecbur iki gitar götürüyorduk şey konserler, önemli götürebileceğimiz konserlere. O da bir sıkıntı. Aslında bir de şöyle bir şey var, dört gitar götürmek lazım. Yedek. Ya tabii, hepsinin birer yediği olacak. Evet, bir tel kopsa ne yapacaksın? Tel mi değiştireceksin? Normal profesyoneller tabii hepsinin birkaç tane yedeğiyle gidiyorlar konserlere. Yani böyle de sıkıntılar var arkadaşlar. Onun için bir sürü Rodi de lazım, aynen. O da lazım, bu da lazım. O da işin apayrı bir konu. Ben böyle birkaç proje yaptım, hani seninle de öyle ya şey, gitar taşımıyorum. Nasıl rahat biliyor musun? Hani gitaristlikten geldiği olunca... Tabii sadece bu vokal yapıyorsun. Sadece mikrofonu taşımıyorum. Mikrofon bile götürmüyorsun. Ya, bazen evet ya, harika oluyor. Dedim bir gün. Sipsi çalanlar var ya böyle, cebini koyup gidiyor. TRT şeyle bizimle sipsi çalıyor. Şuraya atıyor gidiyor adam. Şimdi bir de 80 kalibrede en son projemiz, ara vermeden önceki projemiz bir de 7 telli. Evet. C'ye girelim artık. Evet yani do diyez C. Tam ses daha pes olacak. Ama şimdi C'de modern metalin istediği bir şey ya artık. 7 telli çok fazla var filan. Ya 7 tel, 8 tel. Aha, ya la'ya çekeceksin işte. C'yi alacaksın, la'ya kadar çekeceksin ya da 8 telli bir şey yapacaksın filan. Ya da ne bileyim do diyezde devam edecektik ama onu da eskittik gibi geldi bana. Şimdi onda da şöyle bir proje kafamızda geçtiğini hatırlıyorum. İşte dediğimiz gibi iki gitar mecbur taşıyacağız o ülkesini artık da. Şimdi mi şarkı var ilk albümden. Tamam işte o mi çalabilenlerin hepsini çalıp... 7 telli de mi de var. Aynen. Aynı zamanda yeni albümün si'leri de o bir gitarla yapabilecektik. Öyle kafamızda plan yapıyoruz. Do diyez zaten aynı bir gitar. Nasıl dolar? Do diyez zaten ayrı bir gitar mecbur taşıyacaksın. Aynen. Yani iki gitarla bu işi çözmeye çalışıyorduk. Yani basçı için de iki gitar olacak. Hem beş telli olacak. Aynen. Hem dört telli. Onun için de zor. Of çok fena. Neredeyiz? Sabancı'dayız. Sabancı'da kayıtlar yaptık. Oradan bir dört şarkılık bir şey yapmıştık galiba. Üç şarkıydı. Oradaki kayıtlardan. Tabii, üç kayıt şarkılık bitmeyen gösteri ölüm. Ha. O ölüm de do diyezde. Bütün do diyezde do diyezleri topladık. Bitmeyen gösteri diye bir single yaptık. DVD yaptık. Evet. O da ilginç bir deneyimdi. Yani orada
her şeyi analog yapmaya çalıştık. Hatırlıyorum siz böyle ampün üzerine 10 mikrofon koyuyorsunuz vesaire. O bir tam bir şey dönemiydi artık. Tunç'un en son ne yaptı sen onu gördün mü? Bir tane kafa var. Yani şey silikondan kafayı yapmışlar. Kulaklarına da mikrofon takmışlar. Hani stereo olsun diye. En son onu deniyorduk yani. Onun bir peşindeki birkaç senelik dönemde ise artık bilgisayar üzerinden canavar gibi amfi modellemeleriyle harika da sound yakaladık. Onları kat kat geçecek soundlar yakaladık. Biz 2MT'de yani bayağı gırtlak gırtlak mücadele ediyorduk Tunç'ta. Yani şu olsun bu olsun bilmem ne filan. Ben böyle araya araya Kuasta'yı buldum işte. Aha. Ona da kabul ettirdim. Hani daha iyi filan değil. Çok Kuasta eski arkadaşlar yani. Ne deniliyor? VST mi deniliyor onları? VST bilgisayar yazılımı. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten. Daha farklı şeyler de var. Çok var. Çok var. Yani. Bize en giden. Hatta daha da geliştirdiler artık tabii onları. Tabii. Ben ama Kuasta'nın üzerine çıkabilecek bir şey, yani kendi kulağım açısından, zevkim açısından duymadım. Kayıtları ben ele aldığımda artık zaten direkt Kuasta'dan kaydetmiştik bütün şeyleri. Evet. Yani. Bayağı da do diyeze de herhalde çok güzel geldi. O pes tonlara da yakıştı. Bazı şeyler VST'ler mesela normal mi tonları da çok kötü sonuç veriyor. O yani pes ton, iyi, pes olduğu zaman daha iyi sonuç alabiliyorsun. İyi tınladı. Miras'tan sonra galiba ben devraldıydım kayıtları. Eve dönüyorum'dan sonra aldın sanırım. Yavaş yavaş evet. Yavaş yavaş burada yapmaya başladık. Neyse oraya kadar geldik. Oradan bir tane 3 ya da 4 şarkılık bir kayıt var. Hatta oranın şeyleri var. En meşhur 80 kalibrenin ne o? Ne? Bir kayıt macerası mıydı? Yok, şey bir albüm macerası. Albüm macerası. Serkan'ın. Kayıttı zaten, seyredin işte. Vardı mı ya YouTube'da? En çok izlenenden. Dimdi geldin bu alemden neylere geçtin? Video çekecek. Yok yani kayıt yapılıyor diyorsa bir dakika. Sen bastıysan gitti. Şu anda kayıt diyor evet. Kırmızı yanıp sönüyor doğru mudur? Doğrudur. Ha şu anda kaydediyor evet. Evet. Hepsini tekrar söyleyebilirsin. Şöyle çekeyim. Yapma. Neydi? 80 kalibre RAR mı? 80 kalibre RAR. Sıkıştırılmış. Ya onu 20 liraya da bulursun çünkü o sahte Behringer bir de. Ne? O Behringer sahte Behringer. Olsun, onlar da çok keyifli ya. Onun zaten bir yerinde ben de giriyorum. Aha. Denemelere üçün, falan giriyorum. 2'de ya da 3'te giriyorsun. Aynen, Özgürcan var önce, sonra ben giriyorum, sonra devam ediyoruz. Abi, yıllar da çok çabuk geçiyor ama. Evet, tabii. Şimdi geriye dönüp baktığınızda kaç sene olmuş? Ben bilmem, sen bilirsin. Yani en az 5 sene oldu. Çünkü 2011-2012 gibi herhalde ben girdim gruba. 5-6 sene oldu yani. Hatırlıyor musun? İşte ben o zaman Bostancı'daki evdeydim. Grup fotoğrafı çekecektik. Ha şey, senin o aşağıda... Evet ama önce nerelere gittik hatırlamıyor musun? Yerlere uğradık, evet şeye, Yunus'a, Kartal'a gittik. Ha, orada evet, çimento evet, fabrikasına ha. Gittik. Bilmiyorum. Olmadı onlar değil mi? Onlar ne oldu? Şey çok komik yani o kadar aradık taradık ki benim evin yanında eski bir köprü var. Artık şeyden kalma, Osmanlı'dan kalma. Onun kemerleri değil mi? Aha, köprünün evet. Kemerleri. Onun... Aynen orada. Şimdi, ama çok güzel. Şuraya bir yere de koyayım o fotoğrafı. Şimdi görecek arkadaşlar. Şimdi sen görmüyorsun. Şu mu? Görüyor musun? Evet yani bütün gün çalış çabalar 1000 tane fotoğraf çek. Aynen. Ya hadi bir de şurada çekelim deyip i̇şte en son... Çok uzaktan aramak lazım. Aynen. DVD tanıtımı yaptık. Hatırlıyor yaptık. Musun? Kayıtları falan orada yaptık. Evet kayıtları yaptık. Vokalleri sadece galiba. Senin oradaki ev de böyleydi. Yani full müzik prodüksiyon falan.
Evet, rahattı. Aha. Çalışabiliyordu. Arka tarafta davulun falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ufak prova yapıyordun. Evet, evet, evet. Küçük şey, aha, davul vardı. Öyle çok heavy metal değil ama böyle... Bulutsuz gözlerini söyletmiştin bana orada. Öyle mi? Onu hiç unutmuyorum. İlk işte bayağı komikti yani. İlk konserleri düzenlemiştik ya, yeni yeni böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Aha. Böyle hediyeli, öğrencileri çıkarttığımız, hı, konserler yapmaya başlamıştık. İşte konseptler zaman gelişiyordu sırada. Ama o zaman hatırlıyor musun? O kadar çok yoğun talep vardı ki, hı hı, canlı müziğe. O hatırlıyor, bir gün şafta girememiştik yani. Nefes tabii alamamıştık yani. Aynen. Ama işte şartlar gittikçe zorlaşıyor. İnsanlar kırılıyor o yüzden. Çok ilginç yani. 5 yılda olan bir şey biliyorsun dedi, değil mi? Yani 5 yıl öncesinden mi bahsediyor? 5 sene sonrasını düşün işte. 4-5 sene. Ki o zaman bile şikayetçiydik yani. Aslında güzel günlerimizmiş baktığımız zaman. Baktığın zaman biraz öyle şey, objektif değil de biraz daha subjektif yaklaşırsın. Başkasına da sordun, ya bugün daha bir öğrencim sordu bana, eskiden daha mı iyiymiş diyor ama yani her dönemin kendine dair şeyleri var, zorlukları var bence. Bazen şey yapıyorum tabii ki, böyle hep dışarıyı işte şu sebepten dolayı şöyle oldu falan demek yani biraz da insan kendini de sorgulaması gerekiyor ya. Hı hı. Zordur o tabii ki. Yani. Tabii tabii. Şimdi düşünüyorum, işte o zaman yaptığımız şeyleri aşağı yukarı yine yapıyoruz. Konserler işte. Öğrencilerimiz daha fazla iş yaptık. Eskiden hiç şarkımız yoktu. İşte birkaç tane 80 kalibre şarkısına. Şimdi bir bakıyoruz. İşte seninle beraber yaptığımız coverlar, albümler, besteler. Ne kadar çok şey ürettik. Ya sana hep diyorum ya, şimdi beni buraya getir, beni dövmeye kalkar yani. Ne yapıyorsun sen? Değil mi? Evet. Bu kadar yani şeyimiz var. O zamanki enerjimle şimdiki enerjim arasında fark var o yüzden. Ondan dedim başta. Onları da konuşuruz sebeplerini de. Baktığım zaman illa geliştirecek eski heyecanım tabii ki benim de, yaşımız da geçiyor yani. O şimdi 35'imizde 30'daki enerjiyi 40'ta bulma şansımız zaten yok yani. Sorumluluklarımız var, o var, bu var. Ama baktığın zaman ben hala deli gibi çalışıyorum. Gördüğün gibi işte yine iki tane albüm yaptım. 80 kalibre ya, ben de aktifim aslında ama şey olarak değil yani, kendi müzisyenliğim açısından değil de işte öğrencilerime biraz daha fazla odaklanmış durumdayım. Hani onların albümleri, çalışmaları bilmem ne filan. Aslında sen de öyle işte. Ozan da aslında öyle. Gene aktifiz. Şey aktifiz canım. Çalışıyoruz da. Mesela en son ciddi olarak yaptığımız şey 38
38 dakikalık bir şarkı kaydı. Buruk durdu zaten. O muydu? O kadar abartmadın mıydı? Ama bir şu kronolojik sırayla gidelim. Orada bir 4 şarkılık ya da ben 4 diye hatırlıyorum. Sen 3 diyorsun. 3 de olabilir. Geçinmezden sonra. Geçinmez'de sen aldın. Ha. Hatta burada Geçinmez'de beraber dinliyorduk falan. Doğru, orada denemeler. AB yaptık. O denemeler. Ondan sonra giderek daha kayıtlar daha güzel oldu. Ben daha işte o Kuasa'yı vesaireyi çözdüm. İşte bu Adam'ları aldık, hatırlıyor musun? Hatta aynen, beraber zaten sebebi aslında şey. Bunlar motor, çok önemli. Motorlar. Arkadaşlar kayıt yapacaksanız en önemli şey monitör. Aynen. Yani, ses kartı ne başka bir şey. Ses kartı falan hikaye yani. 200 lira, 300 lira bir ses kartıyla bile çok güzel işler çıkarabilirsiniz. Ama kaydettiğiniz şeyi duyamıyorsanız neye göre mixleyeceksiniz? Evet. Yani, emin olamıyorsun. Evet. Yani rengi görememek gibi bir şey bu. Her şeyi siyah beyaz görüp... Çiçek yiyorsun ama monitörün yok. Yok yani. Hiç göremiyorsun. Renkleri algılayamıyorsun. Bir şey çizeceksin, her rengi aynı görüyorsun falan. İşte bu aslında dediğim gibi beraber almaya gitmiş. Tabii, yanlış hatırlamıyorum. Beraber almaya gittik bunları. Baktık denedik. Bunları aldıktan sonra kayıt kalitemiz 2-3 kat arttı. Yapsak daha iyi yaparız mesela. Yani. İllaki öyle. Yarın yapsak ondan daha iyi yaparız. Yani onun sonu yok. Onu da yaptıktan sonra işte bu yeni şarkıları her ay bir şarkı yapma şeyine başladık. Orada sen burada stüdyo açtın Tuş'la beraber. Ha, 2 MT. Evet, 2 MT. Tabii bu arada konserler veriyoruz, bir sürü şeyler yapıyoruz. Ondan daha aktif. İşte her ay bir şarkı yapmış, işte ne kadar çalışkan olduğunu. Ama orada da şey ortaya çıktı işte, her ay nasıl olsa yayınlıyorlar. Ha, insanların bakışları değil be, üretimden bahsediyorum, bizim üretkenliğimizden bahsediyorum. Şimdi de otursak yaparız zaten. İşte ona vakit ayırmıyoruz ya işte artık, ayıramıyoruz yani başka şeylerden dolayı. Tabii ki yaparız yani. Şimdi ama otursak bir şey çıkarırız. Mevzusu da böyle şey ya, muallak ya, yani o da biraz... O genel bu müziğin sorunlarıyla alakalı. Zaten onları konuşacağız. Yani rock müziği, heavy metal'in Türkiye'deki problemi nedir? Niye böyle şeyler oluyor? Onu konuşacağız. Şu sırayı bitirelim. Neler yaptık onları anlatıp geçelim. Okay. Her ay bir şarkı. İşte o onların sonunda da 38'le bitirdik o faslı. Her ay bir şarkı olayını. Zaten o da en güzel imzası oldu. Şimdi o durumlarla ilgili benim en çok takıldığım şey şu. Gelelim işte bu piyasanın durumuna. Şimdi biz bir şeyler yapıyoruz, bir şey anlatıyoruz.
Eskiden hatırlarsın işte herhangi bir şey ülkede olsun ya da yurt dışında olsun insanlar bir şey ürettiği zaman dinleyici onu araştırırdı, merak ederdi, sorgulardı, niye böyle yapılmış. Yani albümle ilgili sana kimse bir şey sordu mu ya burada bir sürü şey anlatmışsınız ama bunu baştan sona ne için anlattınız? İşte çok döktük galiba yani üstlerine hani absorbe etmesi de zor gerçekten. Şimdi ben dinleyici olarak da bakıyorum bir yandan. Hepsini algılayıp ondan sonra onun sözleri falan beraber harmanlamak falan gerçekten zor. Ağır geldi. Ağır yani gerçekten. Benim en çok tatlı şey bu. Yani bu yaptığın şeyin karşılık görmediğini düşündürüyor ya insana. Ya ondan öyle bir karşılık beklettik mi? Beklemedik aslında. Beklemiyorsun ama yani yine de insan ister yani o kadar emek veriyorsun. Hadi maddi zaten hiçbir karşılığı yok da bu işin. Manevi olarak da bir şey tatmin olmak istersin anladın mı? Ne bileyim 38'i açıp dinleyince ben ilk yapmışız diyorum mesela. Ben kesinlikle hayatımda yaptığım en güzel şeylerden bir tanesi yani. 2-3 tane şey olsa sıralayacağım. İşte bence o 38'i yapmamızın sebebi de şeye girdik ya. 1-2-3-4 her ay yapacağız falan diye. O yani o peak noktasına o şekilde vardık gibi geliyor bana. O çalışkanlığı. Aynen. Yani yoksa başka türlü şimdi girelim hadi 40 dakikalık şarkı yapalım desek biraz saçmalarız yani ilk başta. O şeyi atabilmek için o biraz tempoya, bir tempoya girmek o lazım. O tempoya girebilecek durumumuz olsa yine yaparız bence. Yaparız tabii. Hepimiz de zaman olur anlamında var. İhtişamıyla ışık oldu. Karanlıklarda sonsuz oldu. İhtişamıyla ışık oldu. O zamanlar hatırlıyorum biz haftada 3 gün işte en az sabahlara kadar prova yapıyorduk stüdyoda. 3 günü bırak her gün çalışıyorduk. 3 gün beraber çalışıyorduk. Evet her gün yani, çalışıyorduk. Yani prova o. Ben 3 aydır gitara dokunmadım şimdi. 4 aydır belki de gitara dokunmadım yani. O malzemeleri getirecek bir ev evet, çalışması evet. Yapıyorduk. Aynen. Orada da gelip işte 1-2 ortaya döküp eteklerimizdekini ondan sonra doğaçlama. Aynen. Onları da kaydediyorduk. Evet. Kaydedip, burası güzel, burası güzel deyip sonra işte tünüyle sen söz yazıyordunuz. Aynen, gene yaptık işte. Hazırda var 2 tane şarkı. Ha, var, evet. 2 tane canavar gibi 7 telli ile şarkı hazırladık. Uzun. Çok da güzel. Hatta ben kayıtlarına da başlamıştım. Hı. Ondan sonra kaldı, yattı o iş. Zaten genel sorular bu. Bunun üzerine yani 80 kalibre dağıldı mı? Niye devam etmiyor? Şimdi ufak ufak istersen bunlara da geçelim. Şu an 80 kalibre ne durumda? Kafanda ne var? Ne düşünüyorsun? Yani gelecekle ilgili. Düşündüğüm şey yani bir dönem çok yoğun bir şekilde basçı aradık. Sen de biliyorsun. Aha. İlan falan verdik ya. Yani o ilanlara gelen cevaplar cevap verdiklerimi tenzih ederim bu arada. Yani iletişime geçtiklerimi tenzih ederim. Cevap vermediğim bazı ilanlar var. Cevaplar var. Yani o beni biraz soğuttu işten. Hı. Basçı arama şeyimizi durdurdu bizim. O seni biraz düşürdü mü? Düşürmek değil de hani şu anda bu ortamdan bir basçı çıkmayacak galiba dedim. Ha. Yani tanıdığım insanlar ya da ulaşabildiğim sosyal medyadan ulaşabildiğim insanlar arasında sanırım çıkmayacak dedim. Aslında basçı var. Çok güzel basçılar da var ama işte herkes ekmeğin peşinde gittiği için işte mesela bizim Umut ne oldu? Taşındı Antalya'da mesela. Ya tabii çok Umut burada olsa evet. Yani bizim zaten seninle Selim Işık projesinde de beraberdik. İşte Bastı Umut vardı. Yine işte Davulda Ozan vardı. Yani bir nevi 80 kalibre beraberdi ama daha böyle Anadolu rock tarzı, onun heavy metal versiyonu gibi şeyler yapıyoruz. Ya biz toplanmaya alışkınız zaten. Ne olacak ki? Toplanmakta bir şey yok. Ama olay şey ya, böyle her gün gibi sanki çalışmak ya, o sıkıntı. Yani Umut da o tempoya yetişebilecek durumda değildi burada olduğunda. Ya tabii canım işte dedim. Halihazırda zaten gitmişti şeye. Herkes ekmeğinin peşinde olduğu için aynen. Bir numarada herkesin
Ekmek parası telaşı bizim, var. Bizim gibi deli lazım işte. Yani düşünmeyecek çok fazla. İşin peşine takılacak deli lazım biraz. Aynen. Hani... Ya biz hayatımızı yine müziğin içinde başka kanallardan kazanabildiğimiz için. Hı-hı. İşte mesela sen de ben de ders veriyoruz. Hı-hı. Ben daha çok işte elektro gitar, sen daha çok şu an vokal ağırlıklı. Biz zaten aşağı yukarı geçimimizi bundan sağlayabiliyoruz ve kalan vaktimizi müziğe ayırabiliyoruz. Yani. Ama bunda zamanında da, bu yatırımı yaptık işte, vakit yatırımını yaptık. Bunda da şey derdimiz yok artık bizim yani. Ya şu popçunun arkasında da çalayım, şunun arkasında da gideyim, şu işe de gideyim, şuradan da 100 lira, 200 lira kazanayım falan. Şeyimiz zaten olmadığı için hiç para kazanmayacağımız heavy metal'e hala canla başla çalışabiliyoruz. Aynen tabii. Şu anda da öyle yani benim için. Yani hiç bir problem yok. Benim için her zaman öyle olacak. Yani ölene kadar, gücüm yettiği kadar yapacağım ben bunu zaten. Yani ben böyle çıkmışım bu yola. Böyle de gidecek yani. Tabii ki başka başka şeyler yapacağız. Ya yani ben işte sen olmadığın zaman heavy metal'i niye yapayım yani? Çünkü heavy metal bir grup işi. Tekil olarak, Selim Işık olarak heavy metal yapacak halim yok. Çünkü bir sürü farklı tarzı seviyorum zaten. Şimdi bir araya geldiğimizde de onun bir lezzeti orada olsun. Orada özel bir şey var ya. Yani şey, birleşmiş bir şey var ya, sound meselesi var ya. Yani o zaman başka bir şey getiriyor. Ben başka bir, sen başka bir şey getiriyorsun filan gibi bir durum var. Onun başka bir şeyi var. Okey dördüncü yok işte. Kimya. Evet, o basçı dediğin gibi biraz düşürdü. Onun dışında nedir şu anki durum? 80 kalibreli. Yani şey, Cem Gürel var. Onunla görüştük. O şimdi senin konserde de zaten sağ olsun yardımcı olacak. Buradan müjdeyi veriyoruz arkadaşlar. Yani tam bir toplanma şey değil tabii ki bu. Bir böyle bir bakacağız ısınma. Yani. O bize ısınabilecek mi, biz ona ısınabilecek miyiz ki ben öyle olacağını umut ediyorum. Yani benim aldığım elektrik o şekilde, öyle söyleyeyim. Sahne senin konserinin sonunda 80 kalibre bir araya geliyor ve 3 tane şarkı çalıyoruz. Ha. Çok özel bir... Ben daha çalışmadım. Bunu yapacağımızda çalışamaydık. Vallahi iyi olurdu. Yaparız ya. Bir iki tekrarla hatırlarız yani. Ben böyle bir baktım. Refleks oldu artık zaten. Ben bir baktım işte. Ritimler zaten geliyor da sololar sıkıntı. Gerçekten ben de özledim 80 kalibre çalmayı. İnsanlar da özledi. Ben çok talep alıyorum çünkü. Yani az ama öz talepler geliyor. Biliyorsun metal fanlarını metal et mi diyorlar İngilizce. Metalcileri. Metalciler böyle birazcık duygularında da aşırı yaşadıkları için uçlarda. Evet. Ya ben hep şöyle yani az sevsinler ama çok insan sevsin istiyorum. Bizde az insan seviyor, çok seviyor yani. Aslında daha iyi biliyor musun? Benim yani. Dengesi yok. O da çok sert yani. Ya ne bileyim, bana daha şey geliyor, samimi geldiği için belki. Öyle illaki biraz da işte. Şey. Çok işimize yaramıyor onu söyleyeyim. Yani konsere gelsin, 3 kişi geleceğine 30 kişi gelsin istiyor insan yani. Tabii bir yerde. Tabii. Çünkü işlerin yürümesi açısından da seyirci önemli yani. Bakıyorsun işte 30 kişi geliyor, 300 kişi gelse ikinci konseri de yapacaksın. Ya şöyle bir durum da var. Şimdi yaş ilerledikçe, yaşlıktan kaynaklı değil de hani yaşadıklarından kaynaklı olarak bakış açın biraz daha durağan oluyor yani. Olgunlaşmaya başlıyorsun. Olgunlaşmak demiyorum ben buna da. Nasıl anlatayım? Bir şeye inandığın zaman o yolda yürürken karşısını düşünmezsin ya. Hani karşı bir şekilde onu savunmaya çalışmazsın ya. Hı hı. Artık belli bir şeyden sonra o karşıdan da savunmaya başlıyorsun. Onu da haklı görmeye başlıyorsun. Değişik bakış açılarını da anlamaya başlıyorsun. Evet, empati kurabiliyorsun. O da var. Tabii ki empati de var işin içerisinde. Ama farklı yerlerden aynı ateşle başka konuları savunduğun zaman o seni durağanlaştırıyor yani. Söylediğim doğru mu değil mi mevzusu başlıyor. O beni biraz açıkçası sanatsal açıdan durduruyor. Tülünde durduruyor. Zaten hep beraber konuştuğumuz için bunları yalnız başımıza kaldığımızda o bir durağanlık sağlıyor açıkçası. Yani bence en büyük şeylerinden bir tanesi bu. Üretkenliğin azalmasının sebebin. İyi bir şey değil o zaman bir yerde. Yani iyi bir şey değil ama olması gereken bir şey gibi düşünüyorum ben de. Doğruyu bulabilmek için olması gereken bir şey gibi gözüküyor bana. Bunu kullanarak bir şeyler üretebiliyorsan çok daha iyi bir şey olacak. İşte onun yolunu bulmak lazım zaten. Oluyor. Mesela genç öğrenci kısmında mesela bakıyorum, bir konuyu savunan bir söz yazıyor. Bu aşk olur, işte başka bir şey olur, romantizm olur ya da daha sert mevzular olur, işte insanlık hakları filan. Diğer konuyu düşünmüyor ya, diğer taraftan bakmıyor konuya. Evet, orası belki kötü bir konu ama onun da savunulabilir bir tarafı var ya. O şimdi benim kafamda yer ediyor ama ben ona aktarmıyorum ki o şeyi öldürmeyeyim, enerjiyi öldürmeyeyim diye. Hı hı.
Bizde ise o enerji çok fazla artık yok çünkü onu da biliyoruz. Diğer taraftan da savunulabildiğini. Hani kapitalizm kötü bir şey, evet. Ama kapitalizmi bir de savunabiliyorsun ya. Bugün mesela bir belgesel izledim onunla alakalı. Yani çok doğru şeyler de var kapitalizmin uyguladığı ve olması gereken şeyler de var gibi. Siyah ya da beyaz net bir şey yok diyorsun. Evet, ara griler de var şey. Yani. Aynen. O yüzden biraz durağanlaştırıyor bu seni. O yüzden genç olmanın değerini bilmesi lazım insanların. Hani... O yüzden gençken daha fazla üretiyor evet, insanlar. Aynen. Ona buna bakmıyor. Sadece kafasındaki o anki algıladığı, inandığı şeye dört elle evet. sarılıyor. Ve o da üretimi etkiliyor. İnsanların onun peşinden gitmesi de daha kolay oluyor. Aynen, tabii. Çok inanarak bir şey... Handikapa girmiyor çünkü evet. yani. O enerjiyi öyle verirsen karşındakine zaten etkiliyorsun. Onu böyle mi ya, böyle yapsak olur mu dediğin zaman zaten peşinden gelecek adamı da etkilemiş oluyorsun bir şekilde. Benim tek bu konuda şey yaptığım, hani mutlu olduğum şey, geriye dönüp bakıp söylediğim bir şeyle çelişen bir şey yapıda durumu değilim şu anda. Hani gene aynı şeyleri savunurum ama diğer tarafından da bir şey olduğunu bildiğim için şu anda mesela o şeyi yapamam. Hani biraz daha dediğim gibi durağanlık var. Ama bunun da yolu bulunacak tabii ki. Yani diğer taraftan nasıl anlatılır müzikal anlamda da. Şimdi bir şey hissedeceksin ki bir şey ortaya çıkart ya bizim. Çünkü kendimizi ifade etme şeklimiz müzik. Aynen. Şöyle bir şey var mesela şimdi biz bilmeyenler için de söyleyeyim. O her ay tek tek çıkarttığımız şarkı aslında neydi? Atatürk'ün hayatı. Doğumundan ölümüne kadar olan aynen. hayatıydı. İşte bayağı biraz, ağır büyüktü yani. Evet ağır büyüktü ve bence... Benim için çok iyi oldu işte 38'de dediğin gibi en top üst seviyede de bıraktığımız için. Az kişi dinliyor bizi biliyorum ama hakikaten dinleyenler de özellikle işte son kaydımız hiç vazgeçilmiyor yani bizim için de öyle. Dinleyen az sayıda insan için de öyle tepkiler alıyorum ama dediğim gibi o biraz daha fazla olmasını istiyorum ben. Yani insanlar çünkü güzel bir şey yapıyoruz ya daha bir kalabalık kitleye hitap etsek aslında onları da böyle bir üste, müzikal olarak bir üste çıkarabiliriz gibi geliyor. O beni üzüyor aslında. Hani maddi olarak değil. 38 dakikalık bir şarkıyla o kitleye ulaşabilir miyiz acaba? İşte yani birazcık geldi. Yani 3 kişiyse bu 6 kişi olsun istiyorum ben. Anladım. Yani. Ama biz Selim acayip bir şeyler yaptık. Ya İstiklal Marşı var mesela hiç konuşulmadı yani. Ya konuşuldu tabii ama yani çok daha fazlası olması gerekirdi gibi geliyor. Bize Lars Ulrich gibi diyorum her zaman. Ha, bize öyle bir bizi satacak bir adam lazım piyasaya. Yaptığımız işte. Çünkü bir de işin bu marketing diyorlar değil mi? Biz de bu işi hiç anlamıyoruz. Mesela sen stüdyo sahibisin mesela şu anda. Bir stüdyon var. Söyleyeyim reklam yapıyorum. Kadıköy'de Metropolist. Hidayet'in mesela. Neredeyse biz bile bilmeyeceğiz yani. Stüdyo yani. Sonuçta burada ders veriliyor. Çok güzel bir mekan. Çok güzel bir stüdyosu var. Prova'ya geliyor insanlar. Kayıt yapılıyor. Ve bunu satamıyoruz yani. Bizde öyle bir şey yok. Kendi ürünümüzü pazarlayamıyoruz. O da ayrı bir heyecan ve enerji işte. Yani onu yapanları görüyorum mesela. O reklamcılık bilmem ne falan var ya. O da başka bambaşka bir şey yani. Adam bir şey satınca mutlu oluyor. Yani para kazandığı için değil ha. Yani karşıdakini evet ikna ettiği için mutlu oluyor. O bizde yok. Yok işte ama o da iyi bir şey değil yani. Sonuçta sen bu işten para kazanıyorsun. Ürünün var, bir şey var. Aynen, tabii doğru. Ya sonuçta orada bir maddi bir şey var yani. Bir ticarethane orası ve bunun illaki her üründe olduğu için reklamı da yapılması lazım. Biz onu da yapmıyoruz. Kendi şarkılarımızı da yapamıyoruz. Çünkü öyle bir şeyde insanlar değiliz. Ya biz çok güzel bir şey yaptık diye çıkamıyorsun mesela. Yani anladın mı? Yani ama o bizi bazı başka şeylerden de korudu biliyor musun? İşte bunu yapabilecek bir yani bizi de böyle şey yapmadan hani işimizi böyle kalitesini düşürmeden yapabilecek insanlara da ihtiyacımız var ya. Hı hı. İşte pazar küçük olunca yani evet. pazarın maddi bir getirisi olmayınca işte basçı bulamamamızın sebebi de bu mesela. Yok mu basçı? Bir sürü var. Ama pazar küçük. Tabii. Yani adam oraya gelip onu çaldığı zaman hiçbir maddi getirisi olmayacak onun için. Biliyor onu yani. Dedin ya bizim gibi deli lazım yani aynen. işler için. Onu öyle düşünmemesi lazım. Yani i̇şte tabii canım. Acaba bir gelirim olur mu, bir çıkarım olur mu diye düşünmemesi lazım. Yapılan müzik için yani o aşkla aynen. yapabilmesi lazım. O da az insan var işte. Evet şimdi o zaman şöyle yapalım. Hazır akustiği de almışken sen de bir akustik al. İstersen o albümün ismi TMM yükseliyor. aynen. Albümün bir ismi yok aslında. Hiçbir isim koymadık. Nara diyecektik. Sonra o biraz bir şey oldu, değişti filan. Yani onu ileride düşüneceğiz. TMM yükseliyor, bana hoş geliyor. Onu da soran oldu, onu da anlatırız sonra TMM yükseliyor. Ne demek olduğunu bilmeyen neden yükseliyor, nereye yükseliyor? Ne olduğunu da bilmeyen var yani.
Mesela akustik bir şekilde, işte. Akustik bir şekilde eve dönüyorum şarkısı güzel olur gibi geldi bana. O aslında albümün en son şarkısı değil mi? 38'den de sonra. Yani öldükten sonra evet. Anlatıyor. Evet, Atatürk'ün artık öteki dünyaya göç ettiği ve onun ağzından yazılmış gibi değil mi? Biraz daha fantastik bir öğe var orada. Şey değil yani, gerçek değil de yani ne olurdu acaba? Tabii bilmiyoruz, soruyu soran bir şey yani tabii, sonuçta yani. Nereye gitti yani. 38'den sonra aslında 38'den sonra yaptık ama şarkıların evet. Sırası da aslında değişik. Evet, değil. Evet, onu da konuşuruz. Aynen. O zaman bir tane çalalım. 3, 4. Evet, birazcık da gelen sorulardan bakalım. Kaan Boztoprak abi geri dönmüş. Evet, dönüyor arkadaşlar. Geri nereye doğru? Eve dönüyorum. Evet, bunu sorduyduk. Solo bir projeye biraz önce bahsettin. Solo değil ama progresif. Solo proje var da yani o var yani. Ya Hidayet Can Özcan olarak sen bir şey yapmadın bildiğim kadarıyla. Bir solo gitarlı bir parçam vardı. Yok onlar değil ya. Şey var. Bekleyiş miydi? Neydi? Yok. Arayış. 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 Onu zaten düğünde yaptığım bir şey. Ama bizim düğünde falan da çaldı yani. Onunla alakalıydı. Sen de geldin zaten. Tabii tabii oradaydım. Kambersiz değil mi? Ya şey, var besteler. Fakat karar veremiyorum.
Ya ben de genel bir kararsızlık var. Yani şu an bayağı bir havadasın yani. Evet, neye odaklanacağım? Ona mı odaklanacağım? Ona mı odaklanacağım? Öyle mi olacak, böyle mi olacak derken şeye de çok önem vermiyorum. Kendi projeme de çok önem vermiyorum. O yüzden ilerlemiyor. Ben işte 35 yaşıma girdiğim zaman, şimdi senin olduğun yaşlar, işte o çizgiyi yaptığım zamanlar mesela. 35 hakikaten bir erkeğin herhalde hayatında bayağı bir ilginç bir yer. Mesela sen de herhalde şu anda o oralardasın yani. Bir şeyler olacak, değişecek, şu o dönemdesin. Yani bu muhtemelen olumlu olarak geri dönecektir. Hani bir kararsızlık var ama... İnşallah bakacağız o zaman. Yani öyle, ben de öyle oldu. Ben de öyle oldu yani. İşte sigarayı bıraktım. Ne güzel. Evet. Bayağı olumlu bir geri dönüş olmuş senin için. Tabii ben 3 paket sigara içiyordum günde. Şu anda 7 yıl geçti. Düşün 7 yıl, 365 gün, kendini 3 paket. Kendini belki de kanserden kurtardın yani. Ya muhtemelen bir şey olurdu yani, normal bir şey çünkü. Evet, hani fazla. Gençken anlamıyorsun da 20'li yaşlarda. 35 yaşına gelince yokuşa çıkamıyorsun. Nefesin kesiliyor. Zaten onu da soran olmuş. Sen de sigara içmiyorsun zaten. Tabii canım. Sigara içmek etkiler mi? İlla ki. İşte nefes alamıyorum diyorum yani. Aynen öyle. Nefes yani, alamıyorsan nasıl çarptırır? Sesleri et ya. Üzerinde birikiyor. Evet, birikti zaman böyle, kapanmaya doğru başlıyor. Yani... Kızarıyor. Bunu söyleyeceksen belki ya böyle. Yok, sakın aşırı sakın aşırı söyleme. Ciddi alıyorlar. İçmeyin arkadaşlar, kesinlikle. Adam zenci zaten. Sesi zaten doğuştan öyle. Solo proje şu anda bir hali hazırda bir şey yok. Yok yani ona çok aslında odaklanacak bir durum yok şu anda. O hiç belli olmaz ne olacak. Dio yıl dönümü yapmıştım bir kere. Bana bu sene yapmadın. Bir daha yapacak olur mısın? Olur ya yani şey, o ekip zaten sürekli kontaktayız. Bir şey olursa çıkarız gene yani. O sıkıntı değil. Onlar da keyif aldılar. Fakat çok fazla Dio çalamadık işin komik tarafı. O gün değil mi? Aha, evet. Yani şey çok böyle spontane gelişti her şey. Güzel bir etkinlikti. Ben güzel canım, keyifliydi. Can abi, Gür abi falan. Evet, bayağı evet. Eğlendik de. İşte eğlendik biraz. Dio gecesi tam olarak olmadı. Biraz daha böyle Dio, sadece Dio çalınacak bir akşam olmasını isterim ben açıkçası. Şey var diye biliyorum. Sen de görmüşsündür illa ki. Sanal olarak Dio konseri, ha, dünya evet, turu yapacaklar. Ama ne kadar kötü, sen onu seyrettin mi? Yok, izlemedim. Seyirciler hiçbir şey yapmıyor yani, şey gerçekten yok ya orada. Ha. O yüzden de yani arkaları dönük falan. Bir soru daha var. Bunu da aslında bir nevi cevaplandırdın ama. Lise yıllarından bu yana müzik zevki değişti mi? Değiştiyse nasıl değişti? İlla ki biraz oynamıştır. Ya çok oynamadı aslında. Çünkü Pink Floyd ile başladım. Şimdi hala progressive rock en çok hoşuma giden tarzı. Yani daha farklı bir şey olmadı. Heavy metal yapıyorum ama esas böyle en yani dinleyici olarak en çok keyif aldığım şey progressive rock dinlemek. Ben dinleyemiyorum mesela artık. Progressive rock mı? Ya hiçbir şey dinleyemiyorum. Yani metal zaten. Ha zaten açık bir şey dinlemiyorum da. Evet yani akşama şey, kadar müzikle uğraştığımız için. Bir şey açıksa ve rahatsız etmiyorsa o ya cazdır ya progressive rock'tır benim için. Başka hiçbir şey böyle açıldığı zaman bir iki dakika sonra falan rahatsız olmaya başlıyorum. Yani evet, mesela biz bir yere gidiyoruz yemek yemeye. Müzik sesi biraz açıksa ben mesela kıstırıyorum. Adam da bu ne biçim insan diyordur benim. Çünkü müzisyen olduğumu bilse inanamayacak. Ama yani işte ama bütün gün uğraşıyorsun evet ya, işte ya, ondan kaynaklı. Meslek hastalığı. Çocukken daha işte gençliğimizde böyle gitar bulamadığımız, böyle dandik dandik şeylerle çaldığımız zamanlarda şeye çok özenirdim böyle. Hani müzik mağazasında çalışanlara. Vay be derdim, adamlar akşama kadar bütün ne gün güzel gitarların içinde. Meğersem tam tersiymiş yani. Adam oradan kurtulduğu an bir daha gitarı eline almıyor. Evet, birçok gitarist öyle perişan olmuştur yani. Öyle işlere girip çalıştığı için. Çünkü... Ya seni beni perişan etmezdi. Yani orada hani müşteriye bakıyor ya. Ya akşama kadar gitar yok, onu akortla yok, onu ver, yok bir onunla uğraş, müşteriyle uğraş. Şimdi adam evine hadi biraz da gitar çalayım demez yani. Biz de öyle mesela. Ben akşama kadar kayıt mix yapıyorum, bilmem ne yapıyorum, kayıt yapıyorum. E hadi biraz da müzik dinleyeyim ne yani şimdi. Zaten akşama kadar ne yaptım ki? O açıdan çok ilginç şeyler dinliyorsun. Yani kendi tabii müziğinin dışında, o elektro gitarın dışında şeyler aramaya başlıyorsun bir yerden sonra. Şeyi, nefesliler beni çok etkiliyor. Evet, şeyi o kullandığı şeyi atmak için bir daha özlemen lazım çünkü onu. Evet, tabii. Yani şeyde o yoktu işte yani. Çok gençliğimizde uyurken Slayer dinlerdim. O enerji var demek ki. Davulla uyumam gibi olmuş yani. Evet yani. Resmen Slayer'la uyuduğumu çok iyi biliyorum. Ve uyuyordum da yani. O bana anlattığın rüyalar o yüzden bana bir bak işte. her şey oldu. Güzel muhabbet ettik. Şimdi
Arkadaşlardan gelen soruları da sorduk. 80 kalibre dağılmadı arkadaşlar. Tabii ki devam edeceğiz. Böyle bir duraklamaya girdi. İşte Hidayet'in işlerinin yoğunluğundan, işte bir basçı problemi muhabbeti yüzünden. Gençlere hem vokal konusunda, hem gitar konusunda, hem müzik konusunda ne demek istersin, neler tavsiye edersin? Çalışmadan bir şey olacağını ummasınlar. Yani en önemli şey bu. Hı hı. Genelde çalışmadan bir şey olacağını uman çok fazla insan var. Hani Türk kafası biraz değil mi? Böyle evet. Kolay yoldan köşeye döneyim. Evet. Yani Türk kafası mı dersin artık, yoksa Türkiye'de yaşayan insanlar kafası mı dersin? Çünkü 80'lerden sonra böyle oldu işte. Özal zamandan sonra işte benim memurum işini bilir. İşte aynen işte o kafada. Şeyden işte Kemal Sunal filmlerinde falan hani böyle birazcık böyle çakal olan yani, köşeyi döner Şener Şen falan. Biraz aslında işin kalitesiyle de alakalı bu işler. Yani çok çalışmadan da bir şey de olunuyor ama işte olunan şey ortada. Çalışarak olunan şey ortada. Yani o yüzden o hayalle kapılıp da boş bir şeyin arkasından koşmasınlar. Yani bir şeye karar veriyorlarsa mutlaka o konuda uzmanlaşana kadar, en iyisi olana kadar yapmaya çalışsınlar. Her konuda böyle, sadece müzik değil yani. Yazılım da yapacaksan öyle ya da ne bileyim başka bir işle uğraşacaksan da öyle. Ki toplumun refah düzeyi de böylece artar bence. Yani herkes böyle olsa, düşünsene herkes yaptığın en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii mükemmel olur. Birbirimizle yarışalım ya, yani kim daha iyi yapıyor tartışalım ama şimdi öyle değil. En büyük problem şey zaten yani toplumun belki %90'ı aslında sevmediği işleri yapıyor. Evet aynen. O büyük bir çürüme bence. Ve bu korkudan biraz da. Aslında dediğimi yapmaya çalışsa belki de çok fazla şey kazanacak. Kendini kaybediyor hayatta. Yani herkes aynı şeyleri yapmak işte. Herkes doktor olmaya çalışıyor. Herkes öğretmen olmaya çalışıyor. Seviyor mu bakalım? Yani sırf maaş garantisi. Ya çoğuna sor neden yani doktor olmak istiyorsun? Cevap veremiyor zaten. Yok veremez yani. İşte öyle iyi, parası iyi, şey iyi. Onu bile söyleyemez ya. Yani şey o kadar rehberlik vermiyorlar artık. Evet yani eğitim sistemiyle alakalı. Peki vokal için tavsiyelerin var mı? Vokal çok nankör bir şey ya. Yani gitar da öyle gerçi ama diğer enstrümanlar da öyle. Fakat vokalde özel bir durum var. Her gün çalışmayınca hemen gidiyor. Kasın yerine... Aralık da değişiyor. Çıkabildiğin tabii aralıklar da düşüyordur. O şeyle alakalı işte. Kası hakim olmakla alakalı. Hani bir sporcu nasıl sürekli kendini zinde tutmak için antrenman yapıyor, ona benziyor aslında. Bir fitness şey gibi düşünmek lazım, çalışması gibi düşünmek lazım. Futbolcular mesela antrenmanlara katılmazlarsa ertesi hafta oynadıkları maçlarda daha az koşabiliyorlar ya da işte vurdukları topa daha az sert vurabiliyorlar ya. Ona aynı benziyor. Kas, aynı muhabbet. Aynı mevzu, aynı. O yüzden biraz daha şey... Ne yapsınlar mesela? Şarkı söylemek değil herhalde, bunun içinde egzersizleri var. Şarkı söyleyenler yanlış alışkanlıklar ediniyorlar genellikle. Yani %90'ında çıkıyor açıkçası ama doğru alışkanlıklar da ediniyorlar. O konuda tam bir şey söylemek doğru değil o yüzden. Yani şarkı söylemeyin demek çok çok sert olur. Olmaz yani. Ama şarkı zaten söyleyecekler de hani onun yanında şöyle şeyler de yaparsanız profesyonel yardım İlla. Bu konuda en iyisi. Yok diyelim ki Anadolu'da bir yerde senin gibi nerede bulacak bu kadar? Ama Google var ya, Anadolu'da da var ki Google. Ha, şey, internet üzerinden tabii profesyonel yardım. Tabii aynen. Yani internet araştırsınlar. Alakalı siteler. Vallahi ben mesela Google yokken internet sayesinde bu kadar seviyeye getirebildim kendimi. Yani araştıra. Araştırmadan da keşfedilmiyor. Var mı bilinen spesifik yerler? Hani şurayı takip etsinler. Yani bir tane yer yok. YouTube'da illaki vokal dersleri var. Vardır. Çok fazla var. Yanlış bilgiler de var. Doğru, çok güzel doğru bilgiler de var. Mesela bir tane isim vereyim. Benim mesela bazı teknikleri kavramamda yardımcı olan Brad Manning var. Çok önemli bir vokal hocası bence. Fakat orada da böyle tam hepsinin alınmaması gerekiyor. Yani seçilmesi gereken şeyler var. Yani onları böyle tek tek çekip almak gerekiyor. İhtiyaca göre. İhtiyaca göre aynen. Bu da çok büyük, yoğun bir şey. Hani sana anlattığım o yoğun dönemde benim savaştığım, uğraştığım, çabaladığım şey aslında buydu yani. Her yerden doğru bilgileri alıp birleştirmek. Bunu da nasıl yapıyordum? İşte kendi sesimi bozup yapıyordum. Bir de iyi bakıyordum filan. Tekrar tedavi ediyordum. Tedavi etmenin yolunu bulmak zaten en başta bunun için. Ses tellerini mi? Tabii ki. Aynen. Bir çok, bozulma oluyor. Evet, çok mucizevi bir şey zaten. Yani hemen kendine onarı veriyor. Sadece şuna dikkat etmek lazım. Hasar verecek bir şey yaptığın zaman sana vücudun tepki veriyor yani. Kızarır ya da sesin kısılır filan. Aynen yani. Şuraya çok veririm bu örneği. Şuraya böyle ben vurdum 3 sene boyunca. Burası artık kanser olur.
Yani vücudum anlar ki orası ölmesi gerekiyor. Bana onu söylüyor adam der. Sen de aynı şekilde buraya onu yapmayacaksın. Yani sürekli aynı hatayı tekrarlamayacaksın. Eğer duyuyorsan, sesin kısılıyorsa ya da hissediyorsan duracaksın onu yapmayı. Başka bir yolunu bulmaya çalışacaksın. Bir şeyler yanlış demek. Evet, aynen. Dene yanılla. Eğer hiçbir imkanı yoksa böyle yapacak. Hı-hı. Eğer biraz imkanı varsa internetten araştıracak. Daha da imkanı varsa zaten özel hoca. Tabii ki, aynen. Şimdi normal şan dersleriyle heavy metal ve rock müziğin şan dersi illaki farklıdır değil mi birbirinden? Yani brutal diye bir şey yok mu mesela normal şan dersinde? Brutal yok ama o temel olmadan brutal çıkmıyor. Hepsinin kökü aynı. Kökü aynı, aynen. O sonra dallanıyor. Hani şey gibi, işte pentatonik gibi. Yani herkes çalıyor ama evet. Bluescu farklı çalıyor, metalci evet, farklı çalıyor gibi. Yani her şeyde farklı bir şey var ama temeli oturtanlar başka tarza geçiş yapmak istedikleri zaman hemen değiştirip geçiş yapabiliyorlar. Tabii bu içten gelen bir şey de lazım. Metal yapmak istemiyorsa adam zorla yaptıramıyorsun. Tabii canım. Psikoloji çok fazla var çünkü şanda. Yani o direkt kaslı. Direkt gibi. Evet yani bütün moralini aynen. Şeye vuran yani gitar hani kafana eğer çalarsın da evet, o da çok etkileniyor. Gitarda bile çok etkileniyor. Çok etkileniyorsun ama hani orada çok belli yani direkt bakıyorsun yani vokal yaparken. Evet. Seyirciye bakıyorsun yani yüzün aldığı her şey belli olur yani ruh halinden. Pekala. Ayağına sağlık. Bayağı güzel konular konuştuk. Sağ ol, senin de sağlık. Daha video çekeceğiz seninle de. Çekeriz oluşturduk. Şimdi senin kameran orada, benimki burada. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. En kısa zamanda yeni projelerle 80 kalibreli TMM yükseliyor. Görüşürüz. Teşekkür ederim.